POMEM alımı nasıldır? Şartların POMEM. Alım şartları değişti. Arkadaşlar merhaba. Parkur Eğitmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere üniversiteden sonra POMEM alımı nasıldır? Şartları nelerdir? Bununla alakalı biraz bilgi vereceğiz. Bildiğiniz üzere POMEM alım şartları değişti. Değiştiği için de çoğu aday hüsrana uğradı. Bir önceki dönem yani 28. dönemde çoğu adayımız ne yazık ki hüsrana uğradığı için biz de çok fazla adaylarımıza yetişemediğimiz için çünkü çok çok fazla da yoğunluk vardı ve sizleri biraz YouTube videolarından da biraz eksik tuttuk, kusura da bakmayın bu konuda. Şimdi yenilenen sisteme göre POMEM ile alakalı tüm soruları cevaplandıracağız. Sizlerin de ne sorusu varsa muhakkak yorum kısmından bizlere sorun, biz de bunu cevaplandırmaya çalışalım. Üniversite mezunu POMEM alımına çok fazla rağbet olduğu için eksiksiz bir şekilde videoyu sonuna kadar giderseniz en azından aklınızdaki tüm soruları cevap bulmuş olacak. Fatma arkadaşımız ve Sema arkadaşımızla beraber sorularınızı cevaplandıracağız sonraki videolar içinde. Şimdi hocam öncelikle merhabalar. Bütün videoları böyle geliyor. Şimdi çoğu arkadaşımızın POMEM ile ilgili bazılarının bilgisi yok. Bazılarının bilgisi varsa da eksik bilgileri var. Hani biz bunları tamamlamak adına bir video çekelim dedik. Sizin o müthiş bilgilerinizle birlikte. Şimdi POMEM nedir? Kimler başvuru yapabilir? Yani genel bir bilgi alabilir miyiz? Tabii. Şimdi POMEM 28. dönemden sonra 10 katı kuralı geldi. 28. dönem de dahil. Şimdi 28. döneme dönemle beraber 10 katı kuralı geldi ve bu 10 katı kuralı adayların muhteşem bir moralini bozdu, motivasyonunu düşürdü, canını sıktı. Bu adaylarımız hazırlanıyordu. Hazırlanınca böyle bir haberi aldılar ve çoğu aday puandan dolayı elendi. Şimdi bu adaylarımızın yapması gereken ilk öncelik KPSS puanlarını biraz yüksek tutmaları gerekiyor. Şimdi KPSS puanına değineceğim. Kaç KPSS puanı istiyor? Ön lisans aday 65 puan ile başvuru yapabilir. Lisans adayı 60 KPSS puan ile başvuru yapabilir. Şimdi 10 katı kuralı geldiği için mesela 10.000 mi polis alınacak? Sadece 100.000 başvuru tek aldılar. 100.000 başvuru aldığı için puan sıralaması oynadı. Puan sıralaması nasıl oynadı? Lisans adaylarımız 60 KPSS puanıyla sıkıntısız bir şekilde girebiliyorken erkekler 60 KPSS puanıyla girdiler. Çünkü 60.000 tane erkeği, 6.000 erkek aldılar. Çünkü az değil de 62.000'e yakın adayı ön başvuruya aldılar. O yüzden o adayların puanı 60'da durdu. Kadın adaylarımızın 66'da durdu. Şimdi kadın adaylarımızın normalde 60 puanda durması gerekiyordu. Ama 10 katı kuralı geldiği için çok fazla aday başvuru yaptığı için ve adaylarımıza az bir kontenjan verdikleri için 1600 gibi bir kontenjan verdiler. Aynen erkeklerde 6400 lisans erkeklerde, lisans kadınlarda 1600. 1600 verdikleri için de kadın adayların 16000 ön başvuruya tek alındı. Ön başvuruya tek alındı için de 66 KPSS puanında durdu. Şimdi bu yıl ne olur? Bu yıl büyük bir ihtimal 66 KPSS puanı çıkar 70'lere. Kadın lisans adayı için söylüyorum. Erkek lisans adayı için de muhakkak bence bu yıl oynama yapacaktır. Çünkü geçen yıl oynama yapmamasının nedeni çoğu aday polisliği değil, kendi bölümlerden atandığı için, çok az adaya kaldığı için öyle oldu. Ve bu yıl bence erkeklerde de puan 63-64'lere kadar yükseleceğini düşünüyorum. Kadınlarda 70'i baz alarak hareket etmelerini düşünüyorum. En azından 70'i baz alarak hareket etsinler. 70'in üstüne çıkarlarsa lisans kadın adayları onlar için en azından birazcık daha iyi olacaktır. Peki ön lisans erkek adayı ne yaptı? Ön lisans erkek adayı 1600 ya da 1800'dü. Alım oldu. Şimdi o adaylarımızda ise ön lisans erkek adaylarımızda 69-70 bandında puan durdu. Ve onda da yine çoğu adayımız kendi bölümlerden atandığı için az aday kaldı. Ve bu gelecek yıl bence 73-74'lere kadar yükselecektir. Bu adaylarımız o yüzden ne yapsınlar ne etsinler, KPSS puanlarını 75 hatta daha yüksek tutmaya çalışsınlar. Eğer daha bu puan bandlarındaysa gönül rahatlığıyla artık hareket edebilirler. Kadın ön lisans adaylarımız ise 74'te durdu. Ve bu 74'te durmasının nedeni aynı şekilde kadın adaylarımızın hem kontenjanı çok azdı. Kontenjanı çok az olduğu için de maalesef ki puanı epey bir yükseldi. Şimdi 74'te durduğu için 80 olur mu diyorsun? Ben 80 olacağını düşünüyorum. O yüzden adaylarımız ne yapsınlar ne etsinler, yüksek bir KPSS puanı
yapsınlar. Hocam peki her geçen yıl böyle puan artacak mı? Her geçen yıl puan böyle artabilir. Çünkü polisiye artık çok fazlasıyla rağbet var. Yani alım her yıl neredeyse kesinleşiyor. Ve bu yıl 3600 ek gösterge geleceği için 3600 ek gösterge nedir? Yaşını doldurmuş polisler ya da diğer memurlar emekliliğe ayrılacaklar. Emekliliğe ayrılacakları için de teşkilatta muhteşem bir kontenjan eksikliği olacak ve bu kontenjanı tamamlamaları için ve önümüzde bir seçim olacağı için de puanlarını ne kadar yüksek tutarlarsa o kadar iyidir. Çünkü bir baktınız bir anda 20 bin polis alımı geldi. O adaylar en azından o kadar yüksek bir alım gelirlerse, bir de seçim öncesi büyük bir ihtimal o yüksek bir alım gelir ama ne kadar gelir bilmiyoruz. Onun için kesin bir şey söylemek de doğru değil zaten. Kendimizi bu aşamada yani zan altına bırakmış olmayalım. Adaylar ne kadar yüksek tutarsa onlar için o kadar iyidir. Ellerinden geldiğince bir de şöyle bir şey de var. Şimdi KPSS'den rahat olan aday, parkura gitmeyeyim, KPSS'yi bekleyen, kılavuzu bekleyen aday vardı. Kılavuzu beklediği için de parkurdan maalesef ki hüsranla ayrıldı. Çünkü hem KPSS aşamasını geçiyor, sonra diyor ben parkura giderim. Parkurdan bir sefer iyi hazırlanmadığı için tökezledi, kazanamadı. O adaylar için önereceğim de şudur. Muhakkak KPSS puanını yeterli düzeyde alacağına inanan adaylarımız varsa muhakkak parkur kursuna başlasınlar. Çünkü onlar için çok sıkıntı olacaktır. Sıkıntı olmaması için de erkenden hazırlık yapmaları çok çok önemli. Çünkü kadın adaylarımızdan parkuru geçen adaylardan neredeyse hemen hemen hepsi alındı. Yeter ki soruşturmasında bir sıkıntı çıkmasın. O yüzden adaylar ne yapsın ne etsin, KPSS'den sonra hemen iyi bir KPSS deneme puanı alacağını düşünen adaylar muhakkak başlasınlar. Sonra artık sözlü mülakatlara yavaş yavaş hazırlansınlar. Şimdi diğer alım şartlarına gelecek olursak. Bir KPSS şartından bahsettik. İki yaş sıkıntısı var. 18 ile 30 yaş bandında olmaları gerekiyor. 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Diğer bir sıkıntı boy şartı var. Erkeklerde 1.67, kadınlardan 1.62'den az olmamalı. Şu anlık en belirleyici özellikler bunlar. Bir de boy kilo indeksi var. Boy kilo indeksi 18 ile 27 bandında olması gerekiyor. Açıklamaya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Muhakkak onu ölçtürün. Çünkü her giren 3-4 adaydan bir tanesi muhakkak boy kilodan eleniyor. En azından sizler de onlara dikkat edin. Önünüzde bir engel çıkmasın. Gönül rahatlığıyla hazırlanın. Şimdilik hocam bunlardan bahsedebiliriz. En azından bu aşamaları iyi bilsinler. Sonraki aşamalar onlar için çok çok önemli olacaktır. Aklımıza soru takıldığını düşünmüyorum şu an hocam. Sizin var mı? Hocam 18'de 27 aralığı dediniz ya boy kilo indeksi. 18'de 27'de dahil mi? 18-27 dahil mi diye diyeceğim ama şimdi bekçilikte şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi 18 ile 27 dahil, 18 ve küsurat normalde dahil olması gerekiyor ve 27'nin küsuratı dahil olması gerekiyor. Ama gelin görün ki bekçi adaylarımızın 27 dahilini almadılar. Yani 27 küsuratta direkt adaylarımızı elediler. Şimdi adaylarımız ne yaptı? POMEM adaylarımızın çoğu zaten bir kısmı ön sağlıkta elendi. Şöyle de bir istatistik yapayım. Şimdi kadın POMEM adaylarımız 97 binden ön sağlık mülakatına girdiler. Bu sayı neredeyse 60 bin küsuratta bir şey kaldı. Parkura girdiler. Parkurdan sonra yaklaşık 35 bin adayımız kaldı. Sözlü mülakata girdiler ve bu sözlü mülakatta kadın adayımız neredeyse hiç kalmadı. Sözlü mülakata girdiler ve bu sözlü mülakattan sonra adaylarımızın neredeyse 2 kişiden bir tanesi polis oldu. Ve kadın adaylarımızdan neredeyse 2 kişiden de az 1.5 adaydan bir tanesi polis oldu. O yüzden bu video izleyen adaylarımız için çok iyi bir rehber olacaktır. Akıllarına da takılan sorular falan olursa muhakkak yorum kısmından bize belirtsinler. Ve sözlü mülakat için de hazırlanan ve her yıl neredeyse çok fazla soru tutturan bir kitabımız var, sözlü mülakat kitabı. Sözlü mülakat kitabımızı muhakkak temin etmeye çalışın. KPSS setimiz de var. Şu an kısa süre kalmış. Adaylarımız onu temin ederlerse en azından o kalan süre zarfı içerisinde de iyi bir netlere ulaşabilirler. Bu kitaplarımızı temin etmenizde fayda var. 81 ilde bizim parkur kursumuz da var. 81 ildeki parkur kursumuza açıklamaya bırakacağımız telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz. Ve Telegram grubumuz var. Telegram grubundan da sıcağı sıcağına sorularınızı sorup cevap bulabilirsiniz. Instagram hesabımıza çok fazla soru geliyordu parkur eğitmenim Instagram sayfasına. O sorulara da cevap veriyorduk. Yetişmeye çalışıyorduk. Yani sizlere elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz.
Oynatma listesinde, YouTube hesabımızda oynatma listesinde POMEM'le alakalı bir sürü soru var. O videolara da bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. En azından aklınızdaki tüm soruları gidermiş olursunuz. Yorumları da zaten bu siz sorduğunuzda ekrana getirip videoları da canlandırmaya ve cevaplandırmaya çalışacağız. Başka söylemek istediğimiz bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bu tür videoların devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Bir Allah razı olsun lafını da unutmazsanız seviniriz. En azından hoşumuza gidiyor. Bu tarz videolar beğenildiğinde biz de bu tarz videoların daha fazlasını çekeceğiz. Bilginiz olsun. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Sizlerin varsa söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Umarım en çok hak eden adayımız kazanır. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.